Bir kısa bir aramız var, ona bir döneceğiz. Murat Can Öztürk muhabirimiz, Cahit Altunay, Sultan Gazi Belediye Başkanı ile birlikte onlara kulak veriyoruz. Evet, bu akşam TV.net canlı yayın ekibi olarak yine İstanbul'da farklı ilçelerde Ramazan etkinliklerini, iftar etkinliklerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu akşamki durağımız geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine Sultan Gazi. Sultan Gazi'de yine yüzlerce kişiye bir iftar programı hazırlandı Sultan Gazi Belediyesi tarafından. Ve şimdi bu iftar programı ile ilgili bilgi almak üzere yanımızda önemli bir konumuz var. Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay bizlerle birlikte Sultan Gazi'de Ramazan nasıl geçiyor kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, herkese iyi iftarlar diliyorum. Ramazan, evet buyurun. Hemen sorumu yönelteyim. Geçtiğimiz günlerde şehit ve gazi yakınlarına bir iftar vermiştiniz. Bugün nasıl bir etkinlik var? Evet, bu çadır biraz özel bir iftar veriyor. Her kesime ulaşmak için sivil toplum kuruluşlarının temin ettiği insanları dolduruyoruz buraya. Gerek derneklerin kanalıyla illere yönelik, gerekse şehit gazi aileleri, yine yetimler, fakirler, her akşam bir başka kesime burada iftar veriyoruz. Ama genel olarak şu anda hemen buraya çok yakın bir noktada 3500 kişi umumi olarak iftar yapıyor. Burada da bir Osmanlı benzeri veya bir Selçuklu benzeri bir köy oluşturduk. Özel kıyafetleriyle hizmetler veriyorlar. Ve şu anda çıktıktan sonra da iftar edildikten sonra şark köşelerimizde, standlarımızda, otağı çadırımızda misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Otağı çadırı çocuklar için çok büyük bir eğlence. Şu anda orada Karagöz, Hacivat, orta oyunları ve benzer oyunlar sergilenirken öbür tarafta da el sanatlarımızın hem yapımı hem satımı gerçekleşiyor. Ciddi de bir ilgi görüyor. Dolayısıyla burada yapmak istediğimiz şey aynı zamanda getirdiğimiz develerle beraber çok farklı bir ortam oluşturduk. Şimdi gece boyu sahura kadar burada gece pikniği yapılıyor. Bazen insanlar dışarıdan getirdikleriyle de bu mekanda Ramazan-ı Şerif'in tadını doya doya çıkarıyorlar diyebilirim. Burada bir şeyin daha öne çıkan tarafı var. O da şudur. Bugün Sivaslılar var. Yarın Erzurumlu olacak, Bitlisliler olacak, arkasında Rumeliler olacak, böyle devam ediyor. 30 akşam dernek yöneticileri bu organizasyonları yaparken biz ev sahipliği yapıyoruz. İmkanları sunuyoruz, bu mekanları oraya açıyoruz. Ama bizim bir de mahallelerimizde çorba çeşmelerimiz var. Stratejik noktalara kurduğumuz bu çorba çeşmeleri her akşam vatandaşlarımıza çorba ikramını yapıyor. Ve ekmeğiyle, suyuyla, belki otobüsten, tramvaydan indikten sonra çorbasını içen ana menü için evine ya da davet edildiği yere ulaşabiliyor. İstiyor ve temenni ediyoruz ki Ramazan'da kimse aç kalmaz. Özellikle yabancılar var. Bizim ilçemizde de yoğun vaziyette bulunuyor. Suriyelisi, Afganlısı, Pakistanlısı. Onlar için de kesintisiz olarak bu hizmet veriliyor. Hatta savurluk da alabiliyorlar. Ramazan'da ben aç kaldım demesinler. Mutlaka iftarımızda, savurumuzda buradan temin etsinler diyorum. Ve Ramazan-ı Şerif'i onlar da huzur içinde geçirmelerini sağlasınlar diyorum. Burada bir şey daha öne çıktı ifade edeyim. Bizim bir de parklarımız var. Mesela Çamlık Parkı, Cebeci Parkı, Gazi Parkı. Burada da gece piknikleri yapılıyor. 12'den sonra evlerden gelen semaverlerle, kilimlerle, asırlarla insanlar dostlarıyla, akrabalarıyla bir araya geliyorlar. Komşularıyla bir araya geliyorlar. Biz de onları ziyaret ediyoruz. Onların o mutluluğuna ortak oluyoruz. Ramazan dolu dolu, çok bereketli geçiyor. Herkes vermek için yarışıyor bu ayda. Kimse ben alayım, ne alırım, ne kaparım demiyor. Ama inanın onun güzelliği inşallah 11 ayda devam eder diyorum. Sultan Gazi'de hep bir söz söylenir. Ramazan bir başka güzel yaşanır. Gerçekten öyle. Gidin şu anda şehir ormanlarımız var bizim. Orası da dolu. Bu ormanların içinde iftarlar yapılıyor ve gece boyu orada çocuklarımız spor yapıyorlar, gezi yapıyorlar ve aynı güzelliklerden yararlanıyorlar. Sultan Gazi'de 9 yıl evvel nerede oluruz, bir yer var mı denirken şimdi hangisini tercih edelim deniyor. Bunu sanki yeryüzü bu ayda bir mabede dönüştü. Her yer ibadet, her yer iftar, her yer güler yüzle dolu. Ne güzel bir durum. Allah bozmasın. Ramazan'ın o kardeşliğini, o birliğini, beraberliğini bütün aylarda da sürdürelim istiyorum. Allah herkese sağlık içinde oruç tutup bayrama kavuşmayı nasip etsin diyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diyelim şimdiden. Tamam, evet, Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile bu akşam yine Sultan Gazi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programını konuştuk diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Ben bir cümle. Tamam, yok ben takdim edeceğim.